Evet çocuklar, bugün 19 Nisan 2021 matematik dersiyle devam ediyoruz. Pazartesi günündeyiz. Matematik dersiyle devam ediyoruz. Matematik 4. kitaba başlayacağız bugün. Matematik 4. kitaba başlayacağız. Evet. Ben de kitabımı burada bilgisayarıma da indirdim. Size yansıtabilmek için. Oradan açmaya çalışıyorum şu anda. Bir saniye bekleteceğim sizi. Evet, son kitabımızdayız artık. İkinci sınıfın son matematik kitabı. Dördüncü kitaptayız. Zaten bu dördüncü kitabımız, dikkat ettiyseniz, elinde olanlar dikkat ettiyse, diğer matematik kitaplarımızdan daha ince, daha az konu var. Yani konularımızın bitmesine az kaldı aslında matematik dersinde. Bir kitap daha yapacağız ama ince bir kitap. Kolaylıkla bitireceğimizi düşünüyorum. Şimdi herkes kitabını açsın, ilk sayfalarını çevirsin. Ben de açıyorum buradan. Sayfa 4'ü bulalım. İlk sayfamız sayfa 4. İlk yazılı sayfamız olan sayfa 4'ü açıyoruz. Bu sayfayı, sayfa 4'ü açıyoruz. Ben de açıyorum. Bilgisayarda da açıyorum. Mehmet, başladın gene sayfaları sormaya sürekli. Sayfa 4. Ama matematik son kitaptayız. Ha. Matematik 4. kitap. Sayfa 4. Şu anda açtım ben. Sizinle paylaşacağım ekranımı. Şu an ekranı sizinle paylaşıyorum. Evet. Sayfa 4'te konu 1, eşlik ve simetri diye bir konu var. Şu anda ekranınızda görüyorsunuz. Sayfa 4'ü açtığımızda. Muhammed, sen de ekrandan takip et. Kitabı şu anda olmayanlar, kitabı yanında olmayanlar, kitabını bulamayanlar ekrandan takip etsin, dinlesin dersi hiç olmazsa. Daha sonra kitabınız elinize ulaşınca bu sayfaları kendiniz yaparsınız. Evet, birinci konumuz eşlik ve simetri. Aras ve Ela birlikte kelebek yakalamaya çalışıyorlar. Evet, Aras ve Ela varmış. Biri Aras, biri Ela. Herhalde bunlar iki kardeş. Birlikte kelebek Öğretmenim yakalamaya. buldum. Annem kitabı buldu. Tamam. Tamam Muhammed, dersi bölme artık. Aras ve Ela birlikte kelebek yakalamaya çalışıyorlarmış. Ne demiş bu yan tarafta? İki eş parçaya ayrılabilen şekillere simetrik şekiller denir. Yani iki eşit parçaya ayrılabilen şekillere simetrik şekiller denir. Şimdi Aras'la Ela'nın yakaladıkları kelebeğe bakalım. Yakaladıkları kelebeği incelediklerinde ne görüyorlar? Bakın kelebeği, yani ortadan ikiye kesmiyorlar tabii ki de. Sanki böyle ortadan ikiye ayırırsak, yani şu ortadan, yani tabii ki yapmıyoruz böyle bir şey. Tam böyle ortadan bir çizgi çizdiğimizde kelebeğin iki kanadı da iki tarafı da birbirine eşit oluyor değil mi? Bakın kelebeğin bu sağ tarafı böyle, sol tarafı böyle. Bakın iki tarafı da birbirine eşit. Ne demiş? Kelebeğin iki kanadı da birbirinin aynısı oldu değil mi? Ortadan bir çizgi çizdiğimizde. İşte biz buna simetrik diyoruz. Yani bu kelebek aslında simetrik bir şekil. Çünkü ortadan tam olarak ikiye ayrılabiliyor. Yani çizgi çektiğimizde ortadan tam eşit bir şekilde ayrılırsa böyle şekillere biz simetrik şekil diyoruz. Kelebek de bir simetrik şekil. Aşağıya bakalım. Aşağıdaki görsellerde simetri çizgisiyle iki eş parçaya ayrılmış olan kutucukları
olanların kutucuğunu işaretleyelim. Şimdi bakalım buradaki şekillere. İlk olarak bardak var değil mi? Su bardağı var. Su bardağı resmi. Tam ortadan bir çizgi çizmiş değil mi? Yukarıdan aşağıya doğru. Ortadan kesmiş gibi düşünelim. İki eş parçaya bölündü mü? Evet, bölündü. Demek ki bu bardağı bir simetrik şekil. Altına doğru işareti koyalım. Bu bir simetrik şekil. Bardağın altına doğru işareti koyuyoruz. Evet, derse yeni gelenler için söylüyorum. Matematik 4. kitaptayız çocuklar. Matematik 4. kitaba başladık. Sayfada 4'teyiz. İkinci şeklimize bakalım. Bir yılbaşı ağacı var. Tam böyle bir çizgi çizmiş ortasından. İki eşit parçaya ayrıldı mı bakalım, sağ tarafıyla sol tarafı aynı mı? Evet, aynı değil mi? Bu da bir simetrik şekil çocuklar. Üçüncü resim, buna da doğru koydum. Üçüncü resimde koltuk resmi var. Koltuğu da ortadan ikiye böyle kestiğimizde, böyle çizgi koyduğumuzda iki eşit parça oldu mu? İkisi aynı mı iki tarafında? Evet, bu da bir simetrik şekil. Peki bir sonrakine bakalım. Ağaç resmi var bir tane, öyle yana yapmış bir ağaç. Ortadan bir çizgi çizmiş. İki tarafı da eşit oldu mu sizce? Sağ tarafıyla sol tarafı eşit oldu mu? Simetrik mi sizce bu ağaç? Söylemek istedim. Hayır. Parmak. Simetrik oldu mu bu ağaç? Yani sağ tarafıyla sol tarafı tamamen eşit oldu mu? Hatice? Hayır öğretmenim, olmadı. Olmadı. Neden olmadı? Ne farkı var bu iki tarafın? Eşit değil mi bu iki taraf? Çünkü ağacın bu tarafında daha az bir yer var. Diğer tarafında ise hani tam mevsiminden böyle bir değil. Evet. Hemen göze çarpıyor değil mi? Gözümüz hemen fark ediyor. Zerrin sence eşit mi? İki taraf. Değil çünkü bu tarafında daha çok var, bu tarafında daha az var. Evet. Doğru. İbrahim sence eşit mi bu ağaç? Eşit bölündü mü? Eşit değil çünkü sağ tarafında daha çok yer var, sol tarafında az yer var. Evet. Zeynep söylesin. Amin hayır demiş. Öğretmenim, bu ağacın yan tarafı şey, yan tarafı büyük, yan tarafı da kısa. Evet. Tamam. Su Cem. için. Cem. Ortadan ikiye bölünmüş ve sola doğru çok yokuş aşağımış gibi, yani yukarıya çıkarmış gibi çıkmış ama Evet. sağdaki çok az kalmış. Evet. Tam eşit değil, değil mi? Bu ağacı neresinden bölersek bölelim. Tam eşit olmayacak. Bu tarafı daha fazla, bu tarafı daha simetrik bir şekil değil bu. O yüzden altına işaret koymuyoruz. Bir sonraki resme bakalım. Bir gömlek var, değil mi? Bu gömlek ortadan ikiye kesilmiş, böyle çizgi koyulmuş. İki taraf da eşit oldu mu sizce? Gömleğin. Mert hayır demiş, Rayta hayır demiş. Eşit oldu mu sizce gömlek? Zeynep? Hayır öğretmenim. Neden hayır? Ne farkı var Zeynep? Çünkü öğretmenim şuradaki ceketin üstündeki şeyi yok. Şu şey yeri yok. Cebi değil Bir mi? şey. Evet, cebi yok. Evet, cebi yok değil mi? Bakın bu tarafta, bu tarafta, sağ tarafta cep var, burada yok. Eşit olmadı o yüzden.
Zehrin eşit mi sence? Hayır, çünkü bu tarafta cep var, bu tarafta cep yok. Evet. Eşit değil. Eşit değil. Hatice. Eşit değil öğretmenim. Eşit değil. Halil. Halil. Eşit değil çünkü cebi yok. Evet, bu tarafta cep olmuyor, eşit olmuyor değil mi? Gözümüz hemen fark etti. Ona da işaret koymuyoruz. İbrahim. Eşit Sattı. değil öğretmenim. Çünkü sağ tarafında cep var, sol tarafında cep yok. Evet. Abin de cep yok demiş. Öyle sat daha iyi demiş. Bir sonrakine baktığımızda yıldız. Yıldız eşit mi? Buna işaret koyacak mıyız? Yıldız eşit mi? Buradaki yıldız. İbrahim. Eşit. Eşit. Cem. Değil. Evet, doğru. Ha, doğru. Zeynep. Öğretmenim, buradaki yıldız eşit. Eşit. Evet. Güzelim. Eşit. Eşit. Evet. Hatice. Eşit öğretmenim. Eşit. Evet, eşit değil mi? Bakın böyle ortada çizgi çizdiğimizde sağ tarafı, sol tarafı eşit. Yıldıza da bir doğrucuk atıyoruz. Bir sonraki resim bir patlıcan resmi var. Mor renk bir patlıcan. Böyle çizgi çekmiş ortada. Sağ tarafı ile sol tarafı eşit mi sizce? Patlıcan eşit mi sizce? Hatice? Değil öğretmenim. Değil. Sarp? Eşit değil öğretmenim. Ali? Eşit değil çünkü o üstündeki yeşil ortadan bölünmemiştir. Evet. Eşit değil gözünüz hemen fark etti değil mi? Böyle ortadan çizgi çekmiş ama bu tarafında yeşil böyle bu yeşil kısmı kalmış. Bu tarafında kalmamış neredeyse. Bir de burada böyle bir şekil var sağ tarafta. Sol tarafta biraz daha farklı bir şekil kalmış. Eşit değil o yüzden işaret koymuyoruz. Çiçeğe baktığımızda papatya mıdır artık çiçek midir? Bu eşit doğru işareti koyduk. Evimiz var. Ev bakalım inceleyelim. Bu da eşit. Doğru işareti koyduk. Son olarak bu evimiz. Bu evimiz eşit mi sizce? Değil. Son ev. Hayır. Neden eşit değil? Eşit mi değil mi? Neden eşit değil? Zeynep? Öğretmenim, çünkü şu camı var ya, yuvarlak camı. Sağ taraftaki cam böyle biraz büyük, sol taraftaki de küçük biraz. Evet. Aşağıda değil. Doğru olabilir. Sarp sence? Sol Yorumlarca bunu görüyoruz, taraftaki birazcık dinliyoruz. cam büyük ama birazcık da sağ taraftaki küçük. O yüzden olmuyor eşit. Eşit değil. Başka bu yuvarlak camdaki eşit olmanın fark ettik. Bir farkı daha var acaba ne? Hatice? Öğretmenim, sol tarafta bir tane baca var. Sağ tarafta ise hiçbir şey yok.
Canlılarda da aynı. Ama diğer tarafta bacı var bir tane. Evet, bakın burada baca var, burada yok. Bir farkı daha var. Zehrin buldun mu sen? Bir farkı daha var. Neden eşit olmadığını. Bir farkı daha var. Aha, kapı. Bir fark daha var. Çünkü bir tane çatı şu kadar. Bir tanesi de bu kadar. Çatıda bir sorun var. Olur. Başka bir farkı daha var. İbrahim. Oha. Evet İbrahim. Evet bakın kapının kolu. Burada kapının kolu var sol tarafta. Burada kapının kolu yok. Bir farkı bu. Diğer farkı bu yuvarlak pencere tam ortadan bölünmemiş. Bir de baca farkı var değil mi? Bunda baca var, bunda yok. Bu eşit değil. Bak, ben söyledim. Zeynep mikrofonunu Onlar da kapatır yok mısın? oldu. Halil mikrofonunu kapat. Evet. Bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Sayfa 5'e. Sayfa 5'e bakalım. Ne demiş bize? Aşağıdaki şekillerden iki eş parçaya ayrılmış olanların altındaki yıldızı boyayalım. Yani bakıyoruz şeklimize. Tam ortadan ikiye mi ayrılmış? İki tarafı da eşit mi? Eşitse altındaki yıldızı istediğimiz renge boyuyoruz. Eşit değilse boyamıyoruz. İstediğimiz renge boyayabiliriz. Boyamız yoksa da normal kalemle içini boyatalım. Şeklimiz eşitse altındaki yıldızı boyuyoruz. Değilse boyamıyoruz. Evet, mesela birinci şekilde bu kırmızı karemizi ortada çizgi çizmiş. Tam iki taraf eşit mi? Hadi eşit kabul edelim. Birinci yıldızı boyamak gerekiyor. Birinci yıldızı boyayacağız. İkinci de tam eşit olmamış boyamak. Birinciyi boyayacağız, ikinciyi boyamayacağız. Diğerlerini siz yapın. Eşitse boyu, eşit değilse boyu.
Evet, abin demiş ki birinciyi boyamayacağız çünkü bir tarafı daha ince, bir tarafı daha kalın, öyle mi? Ben tam eşit gibi gördüm. Eşit değil mi birinci? Öyle öğretmenim öyle diyor. Ben de boyamadım. Ha, evet değil mi? Bakın bu tarafı ince, bu tarafı daha uzun gibi. Öğretmenim. O zaman birinciyi de boyamıyoruz, ikinciyi de boyamıyoruz. Doğru. İbrahim. Öğretmenim, üçüncüyü de boyamayacağız. Çünkü altındaki yer büyük, üstteki yer küçük. Öyle mi? Üçüncü eşit gibi sanki. Eşit değil öğretmenim. Üçüncü hakkında ne Öğretmenim. düşünüyorsun? Söyle Hatice. Öğretmenim, üçüncü eşittir diye gördüm. Bana öyle geldi. Üçüncü eşittir bence. Bence de eşittir yani, hemen hemen aynı gibi, böyle çok da ayrıntılı incelemeyelim yani, hadi burada tamam fark ediliyor ama burada yani ilk baktığında eşit gibi. Üçüncüyü boyuyoruz. Çok da şey yapmayalım yani, hemen hemen eşit. Çok az bir fark var bence. Öğretmenim, çok az bir fight var. Tamam. Çok az, çok da önemli değil yani, bunu tamam eşit diye düşün dedim. Dördüncü eşit mi bakalım, üstle alt. Evet bakın burasıyla burası eşit değil mi? Çizginin bu tarafıyla bu tarafı eşit. Dördüncüyü de boyuyoruz. Simetriktir. Evet çocuklar, bir 15 dakika ara vereceğiz şimdi. Siz bu arada bu sayfayı tamamlayın. Bitirmediyseniz şimdi. Görüşürüz Tamamlayın. öğretmenim. 15 dakika sonra görüşürüz. Görüşürüz öğretmenim. Bay bay.